Efendim Ekrem Bey diyor ki okullar açılıyor, çocuklarımız ne kadar güvende olacak? Farz edelim ki çocuklarımız virüs kaptı, bunun sorumluluğunu kim alacak? Gerçekten bilmiyorum. Bir izleyicimize Temel Bey başlıyor. Benim çocuğum lise 2'ye gidecek, 15'in üstünde. 182'yi aradım, sizin çocuğunuza aşı çıkmadı diyor. Siz televizyonda 12 yaş aşı olabilir diyorsunuz. Evet, bilim kurulunun kararını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Konuştuğum hocalarımız da bu hafta içerisinde onlara aşıların açılacağını beklediklerini söylediler, belirteyim. Ve siyaset gündemi diyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'den yaptığı sert açıklamalarla gündemi ısıttı. CHP'ye yönelik Truva atı benzetmesiyle siyaset dışı aktörlere alan açıyor sözleri, İyi Parti lideri Akşener'e gezicilerle kol kola yürüyor iddiası tansiyonu yükseltti. CHP sözcüleri ve Akşener'den gelen tepkilerle Erdoğan muhalefet hattı daha da gerildi. Daha önceki antidemokratik müdahalelerde olduğu gibi CHP bir Truva atı misali siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni bir Truva atı gibi içeriden çökerten, ekonomisini, toplumsal barışı çökerten Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değildir. Nasıl 27 Mayıs'a giden yolu yalan ve provokasyonlarıyla döşemişse son dönemde yürütülen yalan, çarpıtma ve iftira kampanyalarının amacı 2023'e giden süreçte siyaset dışı aktörlere alan açmaktır. Siyaset dışı aktörleri dahil etmek deyince ordu anlaşılır. Orduyu bir partinin emrindeymiş gibi gösteren sizsiniz. Milletimizin sandıkta bu meseleye el koymaya çağırıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan zehir zemberek sözlerle CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'na hedef aldı. CHP için Truva atı benzetmesi yaparken Millet İttifakı ortağı Akşener'e de gezicilerle berabersin diye seslendi. Muhataplarından cevap gecikmedi, Erdoğan muhalefet hattı gerildi. Dolmabahçe Sarayı'nın tam karşı duvarına zulüm 1453'te başladı diye yazan gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu gezicilerle berabersin, yolun açık olsun. Artık bu kutuplaştırma ve milleti bölme taktiklerin tutmuyor. Nefesini hiç boşuna yorma. Darbe iması ve gezicilerle kol kola suçlamasıyla sertleşen düello FETÖ polemiğiyle devam etti. 15 Temmuz gecesi tankların arasından sıvışanları kontrollü darbe iftirasıyla milletin şanlı zaferine çamur atanları gördük. Kimdi bu? Ana muhalefetin başındaki Bay Kemal. Allah bizi affetsin, kandırıldık diyordu. Bunu Bay Kemal mi söyledi? FETÖ'nün siyasi ayağı sensin. FETÖ'cü arıyorsan aynaya bakacaksın. FETÖ'cü AKP'nin genel merkezini tutuyor. Herkesle iş tuttular. 3 günlük siyasi çıkarları için çiğnenmedik, hiçbir değer bırakmadılar. İngiltere'yle Amerika'yla işi tutan sen, bu oyunu bozan biziz. Katar'a memleketi peşkeş çeken senken, söyle bakalım Cumhuriyet Halk Partisi hangi dış güçle iş tutmuş? Erdoğan'ın Rize'den gönderdiği salvolara Akşener'de filenin sultanlarının maçını izlemek için gittiği Belgrad'dan karşılık verdi. Sayın Erdoğan, yokluğumu fırsat bilip bana sallamışsın, iftirada bulunmuşsun. Ne diyor Meral Hanım? Bizans'ı kalkıp fethetmiş. Kim? Şu anda İstanbul'un belediye başkanı. Zulüm 1453'te başladı diye duvarları yazanları Meral Hanım nasıl savunuyorsun? Nasıl onlarla beraber aynı yola giriyorsun? Hiç kimse Kutlu Fethi işgal olarak tanımlayamaz. Zulüm 1453'te başladı diyemez, benimle yol yürümeye devam edemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset dışı güçler iması, Truva atı ve geziciler suçlamasıyla Millet İttifakı ortakları CHP ve İyi Parti'yi hedef alan sert çıkışı sonrasında gelen karşı tepkiler. Seçim tartışmaları arasında siyaset kaynayan kazan.